akşam Tekirdağ Belediye Başkanımız Sayın Operatör Doktor Adem Dalgıç bizlerle birlikte hem geçtiğimiz yılı değerlendireceğiz hem de önümüzdeki yıl neler olacak bununla ilgili konuşacağız. Her şeyden önce Sayın Başkanım, yeni yılımız uğurlu olsun diyelim İnşallah. Hepimize, Tekirdağ'ımıza bütün da Tekirdağ. Hepimizle birlikte İnşallah. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk Nurgül Hanım, sağ olun. Ben de öncelikle 2013 yılının tüm Tekirdağ, tüm Türkiye'ye barış, huzur, mutluluk, sağlık getirmesini diliyorum. İnşallah herkesin gönlünce bir yıl olur. Biz de Tekirdağ'da huzur içinde bir yıla girdik. İnşallah da devam edecektir diye evet, düşünüyorum. Evet, çok güzel etkinlikler yaptınız. Evet, evet, çok güzel oldu. Güzel şey güzel oldu, evet. İlk defa oldu i̇lk ve defa. Büyük bir coşkuyla kutlanıldı. Bizim buradaki amacımız zaten halkımızın, özellikle gençlerimizin moralle, coşkuyla, heyecanla yeni yıla girmesini sağlamak ve bu imkanı tanımaktı. Güzel bir şey oldu ve hiçbir sorunla da karşılaşmadık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başkanım, zaten hemen ben konuya gireceğim. Tabii tabii. Büyük şehir oluyoruz. Evet. Bu kabul edildi. Nurgül Hanım, evet. Büyük bu, şehir ayrıca bugün sonra da böyle evet, kutlamalar evet, ve evet, bizim evet, Nişantaşı'ndan veya Taksim'den ne eksiğimiz var diye düşünüyorum. Evet, böyle Nurgül şeyler zaten olmalı. Herhalde, şimdi artık bir sosyal çevre içerisinde yaşıyoruz. Dolayısıyla bütün insanların bir arada dostane bir şekilde bir kutlama yapması kadar doğal bir şey yok. O yüzden de güzel bir çalışma oldu burada da. Büyük şehir oluyoruz dediniz. Bugün de büyük bir toplantımız vardı. Evet. İçişleri Bakanlığı'ndan Genel Müdür Yardımcısı buradaydı. Ve güzel bir sunumla bize bir yeni kanun hakkında bilgilendirme yaptı. Tüm Tekirdağ'ın belediye başkanları, yardımcıları, ilgili personelleri bu toplantıdaydık. Ve oldukça da yararlı geçti. Tekirdağ tabii hızlı büyüyen ve bizim de her zaman söylediğimiz kabına sığamayan artık büyük bir şehir olma yolunda diye zaten söylüyorduk. 4 yıldır da bu hazırlıkları biz yapıyorduk aslında. Yani doğruyu söylemek gerekirse yaptığımız bütün çalışmalar bilmeden de olsa bir büyük şehire hazırlık niteliğindeymiş. Örneğin bir çevre müdürlüğünün kurulması, plan proje müdürlüğünün kurulması, bilgi işlem müdürlüğünün kurularak bütün altyapının tesis edilmiş olması bir büyük şehire hazırlık mahiyetindeymiş. İyi de oldu, bu çalışmalarla daha rahat bir şekilde büyükşehir kanununu daha rahat bir şekilde uygular halde olacağız. Peki nasıl olacak başkanım? Sınırlar nasıl belli olacak? Mesela şimdi, Tekirdağ merkez ilçe nasıl belli olacak? Şimdi bunun zaten sınırları belli ama iki tane yeni ilçe daha kuruldu. Ergene ve Kapaklı ilçeleri olmak üzere. Bunların da fiziki sınırları çizilmiş durumda. Bağlanacağı köyler belli. Tabii köyler artık mahalle oldu. Yani köy ağız alışkanlığıyla diyoruz ama bizim bunlar artık bir gibi, evet onlar bir artık? Evet onlar bizim Süleymanpaşa ilçemizin birer mahallesi evet. Onlar artık öyle oldu. Ama tabii para alma konusunda şunu söyleyeyim de şimdi bazı muafiyetler var. Bazı konularda 5 yıllık muafiyetler getirilmiş durumda. Onları da zaman içerisinde uygulamalarla göreceğiz. Evet. Peki diye Büyükşehir Belediyesi'nin binası ne olacak başkanım? Şöyle bir şey oldu. Geçen Bakan Ertuğrul Günay Bey, evet. Günay Bey gelmiş ve demiş ki size kültür evet. Binasını yaptığınız evet. Binayı parayla satarız size. Yani evet şimdi ama tabii bu bir esprili kendi bir konuşma. Evet. Olduğunda yok, size yok. Bedava verip konu mu geçmiş galiba? Yok şöyle doğruyu söylemek gerekirse evet. Şu şekilde Sayın Bakanımız tabii Tekirdağ ziyareti geldi ve mevcut devam eden, inşaat devam eden kültür binasını Sayın Valimiz, ben ve ilgililerle birlikte bakanımızla gezdik. Tabii malum yani şimdi Büyükşehir 2014'ün Mart'ının sonunda bu seçimler yapılacak. Dolayısıyla şurada kaldı 14 ay. Ve 14 ay sonra Büyükşehir Belediyesi'nin bütün binasının da tesis edilmesi lazım ki o hizmeti verebilsin. Zaten şu anda bir vali yardımcısı başkanlığında bir komisyon da kurulmuş durumda. Ve bu komisyonda bu geçiş sürecini oluşturacak. Binaya gelince Sayın Bakanımız takdir ederlerse tabii Kültür Bakanlığı'ndan Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisi yapılırsa o kullanılabilir. Var mı
şey kullanılabilir mi? Yani yeterli ya, tabii bir şey, yeterli bir şey değil doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü orada çok fazla sayıda yeni birimler oluşturulacak, yeni müdürlükler oluşturulacak. Dolayısıyla yanındaki karayolları arazisinin ve çevresindeki alanların da resmi kurum alanı ilan edilerek o bölgenin giriş çıkışının sağlanması, otopark düzeninin evet. sağlanması da çok önemli. Şu anki haliyle, mevcut haliyle zaten ihtiyacı karşılayacak durumda değil. Bu çalışmalar daha devam ediyor. İlla orası olacak da demiyoruz, onu da söyleyeyim. Belki şehrin biraz kıyısında veya daha uygun yerlerde de daha düzenli çevresi düzeniyle, otopark düzeniyle, giriş çıkış yani düzeniyle başka yerlerde gündeme gelebilir. Ama vardı. 14 ay içerisinde ne kadar yapılır? Ne yapılabilir onu da bilemediğim için şu anda yorum yapmak istemiyorum. O zaman başkanım, İller Bankası'ndan herhalde ödenek de daha fazla evet, ayrılacak değil evet. mi? Yani şimdi yeni için. Kanunda %5 gelir vergisini, yani bu ilde üretilen gelir vergisinin %5'i ile geri döndürülüyor daha sonrasında. Bu %6'ya çıkartma durumu var. 2014'ün Nisan'dan sonra bizde de %6'nın işte belli bir yüzdesi ilde dağıtımı yapılacak. Büyük bir kısmı Büyükşehir Belediyesi'nde, bir kısmı ilçe belediyelerine nüfusları oranında dağıtımları gerçekleşecek. Tabii ile giren total miktarda artış olacağı bugün anlatıldı. Onu zamanla Büyükşehir göreceğiz. Büyükşehir diğer ilçelerden galiba pay da alacakmış gelen paradan. İlçelerden de pay alacakmış. Tabii galiba. Yani ama şöyle bir şey. Ama tabii ki Büyükşehir şey tabii mesela itfaiye hizmetini, mesela ulaştırma hizmetlerini, mezarlık hizmetlerini veya başka bir takım bazı hizmetleri diyeyim ya da Büyükşehir Belediyesi üstleneceği için dolayısıyla bu da doğal tabii. Yani onun da öyle olması gerekiyor. Çünkü oralara bazı köyler, artık mahalli olan köyleri diyelim, hizmetleri de götüreceği için de bunlar belki o şekilde ayarlanıyor. Belki sınırları falan da değişebilir, daha uzayabilir şehir. İl sınırları değil de yani il içerisindeki ilçe sınırlarında zaten çizilmiş durumda o. Yani bizim mevcut merkez ilçemizin sınırları belli zaten. Kapatılan beldeler de mesela 10 belde bize şu anda yazacak. Kumbağa, Barbaros, Karaca Kılavuz ve Banarlı beldeleri şimdiden daha bizim il belediyemizin onay ve izne tabi olarak çalışmaya başladılar. Aynı şekilde yeni kurulan diğer iki ilçenin, Ergene ve Kapaklı'nın beldelerinin de bize izin ve onay için gelmeleri gerekiyor. Bu çalışmalar tabii bir geçiş süreci. Peki, geçiş sürecinde de bazı sıkıntılarla karşılaşılabilir. Yani bu son derece doğaldır. Ama en az karşılaşılması için de uğraşılmaktadır tabii. Büyükşehir'in Tekirdağ merkez ilçede olması şart mıdır? Mesela şimdi Çorlu'yla Çerkezköy'ü düşünüyorum ben. Bayağı büyük bir yapısı evet. var. Yani buradan yönetilmesi kolay hayır. olabilir mi? Hayır. İl merkezlerinde olmak durumunda. Anladım. Büyükşehir Anladım. Belediye Başkanlıkları il merkezinde olma Doğru. zorunluluğu var. İstanbul'da düşünürsek evet. normal bir rutin merkezinde olma zorunluluğu var. Çünkü her türlü bürokratik işlem içinde il merkezinde olması gerekiyor. Valilik burada, diğer il müdürlükleri burada. Diğer başka şimdi şeylerde bağlanacak mı acaba başka müdürlüklerde, diğer ilçelere? Şimdi kaymakamlar vardı. Kaymakamlar nasıl? Benim şimdi kaymakamlarımız yine var. Üstelik Süleymanpaşa ilçesine de bir kaymakam, evet. bir kaymakam gelecek tabii. Süleymanpaşa'ya yani da gelecek. Gelecek. Üç yeni kaymakam ataması yapılacak. Ve bu şekilde bizim 12'ye çıkıyor evet. 11'e çıkıyor merkezi, yani merkeze ver 11'e çıkıyor. Bir de Büyükşehir Belediye'mizle birlikte 12 belediyeye çıkıyor. Başkanım, bu 2012 yılını değerlendirirseniz geldiğiniz evet. zamandan itibaren projelerinizin ne evet. kadarını gerçekleştirebildiniz evet. bu yıl olacak. 2012'de en büyük atılımı yaptığımız yıllardan biri oldu. Yavaş yavaş sonuçlarını görmeye başladığımız projelerimiz var. Bitmek üzere olan projelerimiz var. Bitmiş olan projelerimiz, hizmete sunduğumuz projelerimiz var. İnanın saymakla bitmez. Yani bilgi evinden başlayın, semt evine, evet. imar çalışmalarından
altyapı çalışmalarına, su ve kanalizasyon çalışmalarına kadar inanılmaz çalışılan bir yıl oldu 2012. Birçok projemiz tamamlandı, halkın hizmetine sunuldu ve bir kısmı da devam etmekte. 2013'te de bütün bunlar sonuçlanacak. Şimdi yani söz verdiğimiz bütün projeler. Çok önem verdiğiniz için millet birazcık tabii bu sene yollardan dolayı çekti. Doğrudur. Halen bazı yerler var tabii ki uygulaması yapılan. Bir de ben Tekirdağ'da bizim sahilimizle ilgili şöyle mesela Çanakkale'ye gittiğimiz zaman çok güzel bir ortam var. Bilirsiniz siz. Evet. Restoranlarımız sıra sıradır. Çanakkale'de vardır. Öyledir. Bazı kıyı kentlerimizde öyledir. Evet. Yani vardır bu çok güzel. Tekirdağ'da böyle bir şey projeler falan var mı? Şimdi aslında Nurgül Hanım sonraki projelerimizde. Var tabii. Bizim özellikle daha seçim kitapçığımıza bakılacak olursa bizim yaptığımız çok güzel bir proje vardı. Sahilimizle ilgili. Biz bunu billboardlara da yazmıştık, yayınlamıştık. Fakat göreve geldiğimizde sahilimizin aslında imar durumlarının düzenlenmediğini gördük. Yani dolgu alanlarının milli emlak geçmiş, geçmemiş, bize tetas edilmiş, edilmemiş. Evet, aynen bu şekilde olduğunu gördük. Evet, bu şekilde. Dolayısıyla yıllarca inanın bundan uğraşmak zorunda kaldık. Yeni baştan projelerle yolumuza devam ettik. Birçok resmi kurum ve kuruluşla yazışmak ve bu izinleri almak durumundaydık ve bunları yaptık. Ve geldiğimiz nokta itibariyle sonuçlanmak üzere ve de çok güzel bir sahilimiz olacak, sürpriz bir sahilimiz olacak aslında. Şunu söyleyeyim, bizim beklediğimizden de daha iyi, yani süreyi söylemiyorum ama daha iyi yol aldık şu açıdan. Biz değirmen altından, biz ilk etapta bizim merkezimize kadar güzel bir yürüme yolu da oluşturacağız. Çok güzel çalışmalar devam edecek. Yani bununla ilgili bizler gittiğimiz zaman keyifli tabii çok keyifli oturulacak, keyifli olacak mekanlarımız olacak. Çok çayınızı, kahvenizi rahatlıkla içebileceğiniz aileler. Aslında Tekirdağ huzurlu bir kenttir Nurgül Hanım. Gerçekten diğer kentlerle karşılaştırdığınız zaman çok şükür diyelim tabii sıkıntı yaşanmayan, olayların çok az olduğu, problemlerin az yaşandığı bir şehirdir. Ama daha keyifli mekanlara ihtiyaç duyan bir şehirdir. Evet. Ne yazık ki o keyifli mekanlar çok yaratılamamış. Az. Evet. Onu yaratmak için uğraşıyoruz. Sokak hazırım. Bu Barlar Sokağı gibi. Evet. Mesela orayla ilgili projelerde neler var başkanım? Aslında yani şöyle söyleyeyim. Nurgül Hanım, biz göreve başladığımızda Eski İstanbul Caddesi'ne gittiğimizde bir kere hiçbir altyapının olmadığını gördük. Evet, orasını hep su basardı. Ve su basıyor, artı bütün apartmanların bodrum katları çok affedersiniz kanalizasyonla dolu. İnanılır gibi değildi. Doğru. Yani ben gözlerimle hayretler içinde kaldım. Dışarıdan bu kadar güzel gözüken bir yer nasıl böyle bir şey olabilir? Bir de arkasından çok ciddi bir yağış aldık. Bunlar tespitli bizde, tutanaklı. Yolları bozuldu, altyapı yok, her tarafı su bastı, sular çekildikten sonra tam bir çamur deryası. Yani inanılır gibi değildi manzara ve biz süratle bir karar aldık orada. Çok süratli davranmamız gerekiyordu. O bölgenin bütün yağmur suyu giderlerini, kanalizasyon giderlerini tamamen değiştirdik. Değiştirdikten sonra da yeniden oluşturduk. Bir de baktık ki karşımıza çok güzel bir keyifli mekanların yaratılabileceği nezihlikte bir ortam ortaya çıktı. Ve burada hemen zaten birkaç yatırımcı da değerlendirdi ve kafeterya açtı orada. Birkaç tane kafeterya açıldı. Tabii Barlar Sokağı kelimesi bazı kişilerce yanlış anlaşılıyor. Ama bunu açıklık getirmek lazım. Var ama mesela, hayır yani tabii yani şimdi ben zaten şunu söylüyorum. Bu tip mekanların kontrol altında olması ve bilinen açıklıkta, şeffaflıkta yerleri olması çok ideal bir şey. Şimdi bu tip yerler olmadığı zaman insanlar daha karanlık yerlere, izbe yerlere ve daha değişik yerlere tabii yani, aynen çok aynen güzel öyle. Evet, herkes, kesinlikle evet. Yani bu şekildeki mekanların yaratılması bir ihtiyaç ve kontrollü olarak yaratılmasında hiçbir beis yoktur. Ve kendiliğinden ortaya çıkan da bir orada hatta böyle bir ortam meydana geldi. Barların önünde yazın böyle
böyle şey masalar atıldığı zaman onlardan bile ek para sağlıyor. Yani gelir evet. kaynağı. Tabii 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 tabii. Şey tabii kesinlikle. Ya şimdi tabii öyle bir yerde inanın katma değer yaratan sektörler de ortaya çıkmaya başlıyor. Yani taksicisinden büfecisine, tabii. kafeteryacısına veya oradaki manavına kadar herkes daha çok bir katma değerden pay almaya başlıyor. Dolayısıyla hareket geliyor oraya. Siz yeter ki o hizmeti oraya götürün. Biz sadece orada yaşadığımız o korkunç manzaralardan sonra çok süratli olarak ama çok çok süratli olarak yağmur suyu giderlerini, kanalizasyon giderlerini ve içme suyu borularını değiştirerek altyapıyı tamamladık. Doğal gaz zaten oraya izinli olarak geldi. Bağlandı. Tertemiz bir mekan ortaya çıktı. Üstüne de sizinle biz güzel taş kaplamamızda da Tekirdağ'ımıza yakışır bir cadde olduğunu düşünüyorum. Başkanım şimdi yeni bir de yeşil alanlar sahip bu arada konuşurken. Yeşil evet, alanlarımız evet, çok az bizim. Evet. Biliyorsunuz değil mi? Yani yeşil alan bizde nedense şimdi, çok az kalıyor. Nurgül Hanım bir iki yerdeki işte koruluğumuzun dışında maalesef bırakılmamış. Yani bu bugünün, dünün birkaç yılın, 3-5 yılın, 15 yılın meselesi değil. Orman alanlarımız bırakılmamış. Çok verimli topraklara sahibiz. Bu bakımdan tarla olarak kullanılmış. Çok açık ve net söylüyorum. Ama bulabildiğimiz her alana, inanın bulabildiğimiz her alana, park olarak adlandırılan her alana yüzlerce, binlerce ağaç diktik ve dikmeye devam ediyoruz. Yaptığımız bir yol çalışmasında önce bakın 25 metrelik yollar açtık sanayinin arkasında. İşte dumansız sanayinin arka tarafında onları bağlayan yollar falan. İlk yaptığımız iş ağaçları dikmek oldu. Çünkü onların büyümesi zaman alacak vesaire. Ama çok güzel bir çalışma orada devam ediyor. Çok geniş caddeler açıyoruz. Ama oraya bakın orada sadece diktiğimiz ağaç sayısı binlerle ölçülüyor. Dolayısıyla bulabildiğimiz her yere daha yeni hatta yine Kırklareli'nden çam fidanları alındı ve bunlar ekildi. Çok da güzel görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Daha yeşil bir kent olsun diye de uğraşıyoruz tabii. Değirmen altı tarafı da tabii öğrencilerin falan en çok bulunduğu yer. O taraflarda hizmetlerinizi bitirebildiniz mi başkanım? Yani şimdi bizim değirmen altında yerlerdir oralar. Doğru, Nurgül Hanım çok doğru. Seneler önce o dere taştığında biliyorsunuz kesinlikle. Haberlere çıkmıştık o konuda. Evet, evet çok çok doğru. Şimdi orada biz altyapıyı bitirdik. Yani yağmur suyu gideriydi. İşte yağmur suyu giderinde eksik yerlerimiz var tabii ama en azından ana caddeler için söyleyebilirim. Ya da kanalizasyon ve içme suyuyla ilgili çalışmalarımızın bir kısmını bitirdik. Yolumuzu da yaptık. Fakat orada bildiğiniz gibi TREDAŞ'ta elektrikleri altı alıyor. Elektrik kablolarını altı alıyor. Doğalgaz çalışmaları zaman zaman devam ediyor. Dere ıslığı devam ediyor. Bu çalışmalar nedeniyle şu anda değirmen altında hakikaten bir vatandaşlarımızın devam eden çalışmalar nedeniyle mağduriyeti söz konusu. Ama hemen şunu söylememiz lazım. Bu çalışmalar birkaç ay içerisinde bitecek olan çalışmalar. Bu yaz göreceksiniz değirmen altında altyapısı bitmiş. Elektrik telleri alta alınmış, deresi ıslah edilmiş, yeşil alanları zaten biliyorsunuz orada evet, çok güzel evet. parklar yaptık ve imarlarını düzenledik. Ve sonuçta bu yaz orada değirmen altı çok güzel bir öğrenci veya nezih bir semt haline gelecek diyeyim. Öğrenci yani semti veya nezih bir yani semt haline gelecek. Böyle şeylerin yapılması güzel. Zaten bir de başkanım şeyi anlatamadınız siz Tekirdağlılara. Şimdi insanlar tabii altyapının ne olduğunu bilmiyor. Daha önce evet, bilmiyordu. Bilmiyordu. Için. Evet. Şimdi ben mesela bizim mahallede şöyle bir olay olmuştu bir kez patladığında. Ben ilk defa gördüm ki içme suyu kanalizasyon altından geçiyor. Yani şimdi, bazı şeyler inanılır tabii, gibi değildi tabii. Biz böyle söyleyince taraflı olarak gözüküyoruz ama yani şimdi olması gereken şeyler vardı evet. Tekirdağ ile ilgili. Fakat insanlar tabii alışmadığımız Nurgül için Hanım, ben, o yollar doğru, yapılıyor aynen, şöyle aynen. böyle konuşuluyor biliyorsunuz. Evet. Bir an önce bu şeylerle kurumlarla anlaşmak çok zor galiba şöyle, iş yaparken. Yok kurumlarla yani da tabii ki anlaşacağız, anlaşıyoruz. Çok evet, şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii herkesin kendine göre bir planı var, çalışma planı evet. var ama şimdi biz göreve geldiğimizde çok sık patlayan su boruları, tıkanan kanalizasyon borularını görmüştük. Yani öyle ki bazı yerlerde su borusu patlıyor,
Orasını tamir ediyorlar. Ertesi gün 10 metre ilerisi patlıyor. Çünkü basınç farklılıkları nedeniyle bu sefer diğer zayıf bulduğu yeri patlatıyor vesaire. Bunun böyle olamayacağını gördüğümüz için tüm şehrimizin altyapısını değiştirmeye karar verdik. Bir kere onu çok açık ve net söyleyeyim. Baktık çünkü biz bunu. İlgili makamlarla görüştük. Teknik raporlar düzenlendi. Konduğundan beri tamirat dışında hiç değiştirilmemiş. Yani kanalizasyon borusu konmuş, bu şehir 30 bin nüfusluyken aynı boru, 150 bin nüfus olmuşuz aynı boru. Yani taşıması mümkün değil. Sonra kanalizasyon taş deniyor, taşar. Dolayısıyla değişmesi, çaplarının arttırılması gerekiyor. Biz bunlara girdik. Yağmur suyu gideri hemen hemen hiç yoktu. Onu çok net söyleyeyim, hemen hemen hiç yok. Çok nadir birkaç yerde. Ve inanır mısınız, bazı yerlerde mazgalı kaldırdık, mazganın altı yok. Yani bir yere bağlı değil, boruya bağlı değil. Böyle şeyler var elimizde, hepsi tutanaklı. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle arkasından da biz bunları yaptıktan sonra doğalgaz ve TREDAŞ'ın da çalışmalarının olması, ki doğalgazı özellikle biz istedik. Kendilerine de teşekkür ediyorum hızlanmaları için özellikle istedik. Çünkü geldiğimizde en kötü havaya sahip şehirlerden biri bizdik. Ve doğal gazın gelmesi gerektiğine inanıyorduk. Çünkü bir çanak şeklindeyiz. Arka taraf yüksek olmasa da tepelerden oluşuyor ve şehrin o tam ortasına ve sahil kesimine hava kirliliği inanılmaz çöküyordu. Biz bunu artık görmez olduk. Biz görmüyoruz, görmeyeceğiz de. Hayır, hayır, yok, görmeyeceğiz artık. Benim astımım var. Tabii, tabii. Artık görmüyoruz. Yani, elektrik direkleri hiç olmayacak yerlerde, elektrik kabloları sarkıyor vesaire, böyle bir görüntü vardı. Şimdi önümüzdeki yıllarda elektrik kablolarında yer altına alınmış olmasıyla birlikte ne elektrik direği, aydınlatmalar haricinde tabii ki, ne de kablo göreceğiz. Dolayısıyla da şehrimiz modern bir şehir görüntüsüne kavuşacak. Başkanım, suyumuz yeterli mi? Suyumuz, içme suyumuz malum bizim bir aşağı Sevindikli köyünden, Muratlı'nın aşağı Sevindikli köyünden, bir de Çorlu'nun Sarılar köyünden toplam 31 kuyumuzdan gelmekte. İçme suyumuz şu an için bizim yeni açtığımız kuyularla birlikte yeterli gözüküyor. Ama bu nereye kadar? Yani nüfus artacak. Evet, işte onu söylüyorum. Şimdi biz giderek nüfusu artacak. Evet. Bir, ikincisi yeraltı suları her seferinde daha derine iniyor. Yani evet, daha az tabii, çıkar hale geliyor. Dolayısıyla bunların ek olarak mutlaka yeni kaynaklar yaratılması gerekiyordu. Ve biz de çalışmalarımızla, bakanlığımızla yaptığımız görüşmelerle şimdi NAİP'te bakanlığımız tarafından baraj yapılmakta, inşa edilmekte. Yerüstü suyu olarak da onu kullanacağız. Ben çabuk yapıldığı takdirde ve bizim de şu anki durumumuzda yaptığımız depolarımız, yeni oluşturacağımız depolarımız, planladığımız var, inşaatı devam eden var. Her yerde hemen hemen su depolarını da oluşturuyoruz ve şu an için büyük bir sıkıntı olmayacak diye düşünüyorum. Şimdi bakın, Nayip deyince aklıma geldi. Oralarda mesire yerleri vardı. Evet, bizim bu taraflarda evet, doğru, da mesire doğru, yerleri var mıdır doğru, başkanım? Olabilir. Şimdi mesire yerleri zaten aslında sahil kenarında bir yeriz. Ama maalesef sahilimiz o kadar kapatılmış ki, yani böyle yani kapatılmış. Yani özel mülkiyet olmuş, bütün İstanbul'dan buraya kadar geliyorsunuz, sahil kapalı. Yani şimdi buna söyleyecek söz bulamıyorum. Yani en güzel mesire yerleri aslında su kenarlarıdır. Bizim burada doğru, öyle akan şırıl şırıl derelerimiz çok yok. Varmış ama doğru, bitmiş, kurumuş. Biz deli var. Evet, o tarafta var. Yani tabi ormanımız var hemen çıkışta. Var, şöyle hemen söyleyeyim. Biz eski vahşi çöplük alanımız vardı Muratlı evet, Caddesi evet, üzerinde. Bilmiyorum son zamanlarda gidip evet, gördünüz mü? İnanılmaz, ara sıra tutuşurdu, yanardı, evet, dumanlar çıkardı. Biliyorum. O çıkan gaz zaten kanserojendi vesaire. Ama şimdi hiç gaz çıkmıyor. Onu çok net söyleyeyim. Çalışma bütün hızıyla devam ediyor. Ve biz orayı rehabilite ediyoruz. O vahşi çöplük alanı yakında güzel bir kent ormanı ve sizin de bahsettiğiniz gibi piknik alanlarının olduğu bir kültür parkının oluştuğu bir yaklaşık 200 dönümlük bir alandan bahsediyorum. Çok büyük bir kent ormanı ve kültür parkı inşaatımız devam olması ediyor. Olması gerekli diye tabii, başkanım. Tabii. Ne kadar sürer bu projeniz? Şimdi bu yaz başında rehabilitasyon çalışmaları tamamlanıyor. Çünkü eski vahşi çöplük alanlarının yapılabilmesi için o metan gazı bacalarının, depolarının, sızıntı sularının gitme akması için
depoların vesaire oluşturulması gerekiyor. Bu çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Bu bittikten hemen akabinde de üzerine bizim bu dediğimiz gibi kent ormanı ve kültür park inşaatımız başlayacak. Arıtma ile ilgili evet. Projeler nasıl? Arıtmada çok güzel bir yol aldık. 2012 bizim için arıtmanın yılı oldu diyebiliriz. Neden diyebiliriz? Çünkü bütün çalışmalarımız tamamlandı. Biz projemizi bitirdik, onaylattık, finansmanımızı bulduk, yer çalışmalarımız tamamlandı. Kısmetse 2013'ün ilk aylarında ihalesine çıkacağız ve biyolojik arıtma sistemini Tekirdağ'ımıza kazandıracağız. Bütün kanalizasyonu, Tekirdağ'ın tamamının kanalizasyonu artık arıtılmadan denize akmayacak. Maalesef ben göreve geldiğimde ilk yaptığım işlerden biri bir motorla denizden Tekirdağ kıyı baştan aşağı dolaşmak olmuştu. 8-10 yerde derelerden dere akmıyor da kanalizasyon akıyordu. Evet. Yani bu işler acısı benim yüreğim sızladı yani. Evet çocukluğumuzda denize girerdik biz oralarda. Aynen öyle. Limanda girerdik, dere ağzında girerdik. Alkaya plajında, değirmeni altında, kumbağada her yerde girerdik yani. Ama şimdi maalesef giremiyoruz, çocuklarımızı da sokamıyoruz dolayısıyla. Tabii. Mümkün değil. Ama inanıyorum ki bu devreye girdikten çok kısa bir süre sonra çok daha güzel, temiz bir denize sahip olacağız. Zaten olması gereken bu. Yani Tekirdağ arıtma tesisinin olmadığı 3-5 ilden biri Türkiye'de. Şimdiye kadar evet. Tabii zor bir iş ama zorluğu nedeniyle de kimse bunlara girmek istememiş. Çok açık söylüyorum yani kimse evet. Girmemiş, girememiş, uğraşmamış. Herkes dizinde biraz evvel söylediğiniz gibi ya şuraya yol yapayım, şuraya park yapayım, şuraya denizli dolgu yapayım böyle geçeyim de işte diye olmuş. Yani bu hale gelmişiz sonuçta ama bir evet. Planlamayla, bir çevreye verilen değerle gitmemişiz. Dolayısıyla da geldiğimiz nokta... Biz göreve başladığımızda işler acısıydı ama bunların başkanım, hepsi bir bir düzelecek. Son zamanlarda en güzel yaptığınız şey Tekirdağlılara bir ihale verdiniz biliyorsunuz toplu taşıma. Yok öyle vermedim ben. O bir ihaledir. Hayır tabii. Şimdi evet. Diyelim yani kendi şimdi bu bir açık ihaledir. Toplu taşımacılıkla ilgili yapılan yani tabii aynı tabii tabii. Yani biz aslında bütün ihalelerimizi Kamu İhale Kurumu'nun ilgili hükümlerine göre yapmak zorundayız ve yapıyoruz. Mutlaka. Şimdi biz bir de bir gelir ettiniz ama. Yani tahminimizin üzerinde gelir. Ben evet, onu söyleyecektim. Evet. Tahminimiz hangi kim alırsa alsın ben onu söylemiyorum ama tahminimizin üzerinde gelir elde etmemiz nedeniyle belediye çok güzel bir rahatlama sağladı. Bakın 7 yıl evvel 2 milyon 850 bin liraya verilen ihale bugün 24 milyon liraya verilmiştir. Yani yaklaşık 9 kat falan artmış. Yani burada şeffaflığın sonucunu görmüş oluyoruz tabii. Evet, bütün yani ihalelerimizde bu şeffaflığı uyguluyoruz. Bu kadar epey bir evet. Gelir oldu. Yani güzel ben tabii burada sadece gelir olarak da bakmıyorum. De, verilen yani, hizmetin de insanların da olması çok yani güzel ben, oldu. Yani. Tabii o evet. Hayırlı olsun ona bir şey demiyorum ama yani ben verilecek hizmetin de kalitesinin her geçen gün artması gerektiğine inanıyorum. Yani kim alırsa alsın o bu şu hiç diye. Ama verilen hizmetin kalitesi her sene evet. Bir evvelkinden daha iyi olmak zorunda. Umarım büyük öyle olur. Büyük şehir olacağız daha toplu taşımanın daha fazla olması aynı, gerek. Tabii. Bir sürü büyük zaten Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geçecek toplu taşımacılık ve ulaşım. Yani ulaşımla ilgili her türlü kararı Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde kurulan Ulaştırma Koordinasyon Merkezi tarafından yapılacak. Dolayısıyla önem verdiğimiz bir durum yani bu. Evet. Başkanım peki yol yeterli olacak mıdır bize diye düşünüyorum şimdi. Bakın şimdi büyük şehir olduğumuz zaman. Evet. Yani ana yolumuz mesela sınırlı. Çarşı başka bir yerde çarşılar kurulmayacak mı mesela büyük ya, şehire bu geçtiğimiz zaten, zaman? Yani çok rutin. Aynen. Benim evet. Doğduğumdan beri çarşı hep aynı yerdedir. Evet. Başka yerlerde böyle mekanlar olmasın. Şimdi ben buradan bütün esnaf arkadaş. Yerimiz. Aynen öyle. Ben bütün yani. Esnaf arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Yeni oluşacak cazibe alanlarında şimdiden pozisyonlarını alsınlar. Niçin bunu söyledim? Büyüyen her şehirde
Bir tek yerde kalmaz cazibe merkezleri veya alışveriş merkezleri. Hep aynı yer, hep aynı şey. Yani 30 sene evvel burası çok güzeldi. 20 sene evvel ehti, 10 sene evvel ya ne oluyoruz demeye başlandı. Ama bugün artık çünkü neden? Hürriyet Mahallesi gelişecek, Altınova gelişecek, Değirmen Alt tarafı veya İstanbul tarafı gelişecek. Bunlar da hep ortalarında veya sağında solunda bir yerlerde bir cazibe merkezleri, bir alışveriş yerleri oluşacak. Bu kaçınılmaz yani. Dolayısıyla merkezimizde biz aslında doğruyu söyleyelim, aslında merkezimizden yani başladık yani. Ama yani daha yapılması gereken yerler vardı başkanım. Evet. Yani siz bugüne kadar pek kimse dokunamamıştı çoğu yere. Evet. Yani biraz çarşının açılması lazım. İki araba yan yana zor geçiyoruz zaten. Şimdi aynen öyle. Bir ambulans geçeceği zaman nereye çıkacağınızı şaşırıyorsunuz çarşıda. Şimdi aslında benim bir düşüncem daha var. Belki merkezde sit alanı olarak ilan edilen alanın tamamının yayalaştırılarak tarihi dokusunun ön plana çıkarıldığı ve tarihi doku içerisinde yer alması gereken alışveriş dükkanlarının, işte esnafımızın olduğu bir mekana kavuşturmak. Bu şekilde de gidiyoruz aslında şu anda bu çalışmalarımızda. Çünkü yeraltı çalışmalarımızı bitirdik, yerüstü çalışmalarına başlıyoruz. İşte bugün Peştemalci'de beton dökümüne de başladık. Yol çalışmalarının altyapısı bittiği için. Şimdi bu tip yerlerde esnafımız bulunduğu gibi yeni yerlerde de eğer arayış içerisindeyse buralarda da yeni oluşacak yerlerde de çalışmalarını yapsınlar diye düşünüyorum. Ama biz bu bölgeyi de yayılaştırmalarla daha hareketli, örneğin bir bedesten etrafını açtık biliyorsunuz, evet, kamulaştırmalarla. Evet. Kamulaştırmalar da bizden önce hemen hemen içi tek tük, yani belki bir iki o tane yapılmıştır. Yani çok fazla şey yapılamadı, evet. Şimdi bedesten etrafında son kalan bir iki tanesi de herhalde önümüzdeki bir iki ay içerisinde alırız. Ve tarihi yer dokularımızın ortaya çıkartıldığı, yayalarla rahatlıkla gezilebildiği alanların oluştuğu, kafeteryasıyla, restoranıyla, alışveriş yeriyle, ayakkabıcısıyla veya elbise satanıyla vesaire güzel mekanların veya turistik eşya satanların olduğu güzel mekanların ortaya çıkartılması için uğraşacağız. Yani Tekirdağ içinde ne kadar yapılabilir bilmiyorum ama yani olması gerekli diye düşünüyorum. Çünkü biz yani doğduğumuzda da aynıydı, şu anda da aynı gibi bir görüntü var Tekirdağ içinde. Tabii yatırım da yapılması lazım. Yani şimdi bakıyorsunuz uzaktan bina, dediğiniz gibi 40 sene önceki bina, sadece işte cam değişmiş veya giriş kapısı değişmiş. Ama şöyle kaldırıp başınızı baktığınızda maalesef çok çarpık bir kentleşmeyi, yapılaşmayı görüyorsunuz. Dolayısıyla burada kişilere yani de madem özel mülkiyet bunların hepsi, bu kişilere de bir sorumluluk geliyor. Bu sorumluluk şudur, yani bir araya gelip ya şurada şöyle bir çalışma yapalım, böyle bir çalışma yapalım, burada şu gider, burada bu olabilir gibi bir çalışmayla projeler üretmeleri lazım diye düşünüyorum. Yani proje üretmeden sadece cam çerçeve değiştirmekle çok büyük bir şey olmaz. Başkanım mesela bazı yerler vardır benim dikkatimi çeker yıllardan beri. Bir eczane vardır mesela Muratlı Caddesi'nden direkt inerken önceden şu eczaneye çok giriliyordu. Evet. Hiç onun yeri değişmiyor. Mesela oradan kavis çizerek olabilir, geçiyorsunuz. Olabilir öyle tarihi yerlerde olabilir. İşte kavis çizerek geçiyorsunuz işte falanca yerden şey çizerek geçiyorsunuz. Evet. Şehre baktığımız zaman bir başka şehirlere gittiğimizde bulvarlar var. Evet. Yani şehrin içindeki ama şöyle şöyle Nurgül Hanım, bizim merkezimiz abi, ama sit alanı bir kere. Öncelikle onu söyleyelim. Ben sizin belediyenin sitesine bakarken eski tarihi resimlere baktım. Rüstem Paşa'nın önünün deniz olduğunu gördüm. Tabii. Yani bilmiyorum tabii, tabii ya. Biz görmedik. Yok tabii. Biz de bilmiyoruz tabii. Yani, biz tabii çok önce doldurulmuş ama işte yani artık değişiyor yani bunu kabul etmemiz gerekiyor. Rüstem Paşa şu anda çarşıda kaldı. Şimdi hesaplayınca şey eski. Tabii. Çok şey değişiyor. Tabii doğru. Eski belediye binasını da yapıyorsunuz. Orayı da restore ediyoruz şu anda. Gene belediyemize bir bina olarak tarihi binamızı kazandırmakla kendimizi sorumlu gördük. Çünkü gerçekten Fransa'daki belediye binasının kopyası olarak daha küçüğü olarak inşa edilmiş yaklaşık 100 yıllık binamız, 100 yıllık binamız ve bunun tarihi değerlerinin ortaya çıkartılıp belediyemizin bir birimi olarak hizmet verecek.
Muratlı Caddesi ile ilgili daha yapılacak şeyler var mı? Mesela Cengiz Toper çok güzel oldu ama şehrimizde de bir araba sorunu var. Park evet, sorunu. Park. Mesela ben bu akşam evime gitmek istemiyorum evet, pazar park. Yüzünden. Maalesef. Nefret doğru. ediyorum sana. Bütün şimdi, esnafın şimdi pazar yeri için de Nurgül Hanım çalışmalarımız evet. devam ediyor. Bir şey için vatandaşlarımıza özür dileyim diyeyim. O da pazar yeri. Niçin? Ben 2012'nin sonuna kadar pazar yeriyle ilgili kararımızı açıklayacağız demiştim. Yaklaşık işte 6-7 ay önce çalışmalarımız devam ediyordu ama yer konusu gerçekten çok sıkıntılı. Şimdi pazar yeri öyle bir olay ki siz onu şehrin dışına atamıyorsunuz. Hem vatandaş istemez hem pazarcı istemez. Vatandaş istemiyor ama biz de oturanlar olarak istemiyoruz. Şimdi çok doğru yani, ama pazar yeri sonunda o. Bir gerçeğimiz. Yani ben de evet mesela yani mesela devamlı kurulu durabilir başka belediyelerde olduğu işte gibi. Yer sorunu var. Sorunumuz var. Yani o kadar kapatmışız ki şehrin içini yani şimdi onu yapabilmemiz için nereden baksanız 40-50 dönümlük bir araziden bahsediyoruz. Yani en azından bir işte bizim anlayışımızdaki bir pazar yerinde vatandaşların gelip arabasını park edebileceği bir oturma yerinin de olabileceği bir pazar yerinden bahsedersek 40-50 dönümlük bir en azından bir alan lazım. İşte bu alanı şehir içerisinde bir yerde bulamıyorsunuz. Hep böyle eskiden geçici beri ben çok eskiden şeyde kurulurdu biliyorsunuz. Kolordu Caddesi'nde evet. kurulurdu. Orada ben de senelerce orada oturdum. Orada bulundum. Ve bizim önümüzde de pazar kurulurdu çok senelerdir. Perşembe hastalanmayacaksınız. Yani Perşembe aynen öyle. Aynen arabanızı getiremez. Yani evet. hiçbir şey çok zordu. Ama o caddeden aldık, öteki caddeye koyduk. Yani bir çözüm olmadı. Hep bu şekilde olmuş. Yani yeni bir yer. Halbuki belki o zamanlar bu alanlar belki de oluşturulabilirdi. Ama evet, oluşturulmadan zamanında gelmişiz. Peki Muratlı Caddesi'ninle ilgili problemler var mı daha? Yani tıbbi atık... Yok yani Muratlı Caddesi'nde... Biraz yani aslında hafif daraldı yol Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bu dünya standartlarında bir hadisedir. Önce yaya. Bakın çok açık söylüyorum. Yani önce yaya. Yayanın can güvenliği, sağlığı, rahatlığı. Dolayısıyla orada akan bir trafik olduğu takdirde gelen gideni olarak çok rahatlıkla işleyen akan bir mesafeye sahip yolumuz. Yani ama parklanmalar nedeniyle vesaire sıkıntı yaşıyoruz. Yakında onu da çözeceğiz. Onu da bu arada söyleyeyim. Cengiz Topar bu arada çok güzel olmuş ama park yerlerini ne yapacağız? Park otoparkla ilgili tabii ben birkaç kez değişik mekanlarda gerek ticaret odasına gerek ticaret adamlarıyla yaptığımız sohbetlerde yatırımcıların da buna yönlendirmek istedim. Yani onlar da düzgün projelerle geldikleri takdirde otopark yağı çalışmalarına da destek verelim istiyorum. Biz çünkü bunların yani şehrin içinde hemen hemen her yer mülkiyetli. Evet. Şehrin merkezi sit alanı. İstediğiniz şeyi istediğiniz yere yapamıyorsunuz. Yani öyle bir sıkıntı var. Yani öyle hani hadi gel buraya yap böyle bir yer de yok yani ama vatandaşın mülkiyetindeki bir yere kendisi otopark yaparsa biz de yardımcı oluruz. Belediyemiz kültürle ilgili de çok faaliyetler yapıyorsunuz. Kültür sanat faaliyetleriyle ilgili. Evet. Vallahi Nurgül Hanım tabii biz şehrimiz kültür yeri olsun istedik. Kültür şehri olsun istedik. Spor şehri olsun istedik. Spora destek veriyorsunuz. Çok başka? çok. Şimdi belediye sporumuz özellikle dün de ödül törenimiz vardı. O kadar çok madalyalar, kupalar alıp geliyor ki çocuklarımız, gençlerimiz. Onlarla ben tabii gurur duyuyorum. Onların ödül törenlerini dün gerçekleştirdik ve hediyelerini üçüncü verdik. Üçüncü lige çıkabilseydik. Yani Tekirdağ Spor olarak da tabii desteğimiz devam ediyor. Belki büyük şehir olduğunda farklı tabii olabilir. O zaman ya bence sonuçta olacak o da. İşte bu sene mi olur, seneye mi olur? Festival gibi şeyleri hangi belediye yapacak? Ben şimdi bak mesela bunları da düşünüyorum her şeyi. Onları ilçe belediyelerimiz yapabilir. Festivallerini yapabilir. Tabii. Mesela Süleymanpaşa mı olacak? Süleymanpaşa. Tabii Süleymanpaşa tabii yapabilir. Yani bu tabii festivallerimizi, etkinliklerimizi, kültürel faaliyetlerimizin tamamını ilçe belediyelerimiz yapacak. Tabii Nayip falan da bağlanacaksa kumbağa falan vesaire tabii. De doğru. Tabii ilçe belediyelerimiz peki, yapacak onları. Şarköy'e falan da hükmedeceği için Şarköy festivallerini herhalde muhtemelen şeyler organize edecek diye düşünüyorum. Büyükşehir.
Yok yani onlar yapabilirler. Yani bütün festivalleri ilçeler kendileri yapabilirler. Ama tabii Büyükşehir Belediyesi de ilçe belediyelerine her türlü desteği vermekle mükellef zaten. Bütçeniz tuttu mu başkanım 2016? Tuttu. Hatta bizim için şöyle söyleyeyim. Bildiğiniz gibi biz biraz evvel çok kısaca değinmiştim. Japonya'dan bir devlet kredisi olan ve bizim de devletimizin de kefil olduğu bir atık su arıtma tesisi için 115 milyon liralık protokol imzaladık. 115 milyon lira içinde ben hem İller Bankası yetkililerine ve diğer emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yaptığımız çalışmalar sonucunda bu bizim adımıza, hesabımıza gelen bir para. Ancak sadece arıtma tesisinde ve yağmur suyu giderleri ve kanalizasyon giderleri için kullanabileceğiz. Bu bildiğiniz gibi şu anda 18 uyguladığımız ama altyapısını yapmadığımız yerler de dahil olmak üzere bütün şehrin altyapısı bitecek. Dolayısıyla bir de bu şeyde de bizim bu son ihalemizde de elde ettiğimiz gelirle de gelirlerimizde bir rahatlama oldu. Bir sıkıntımız yok. Peki su gibi falan vesaire her şeyi rahat toplayabiliyor musunuz başkanım? Yani su gelirlerimizde göreve başladığımızdan bu yana çok ciddi bir artış oldu. Göreve geldiğimizde 900 bin lira olan aylık ortalama su geliri bugün artık 2,5 milyon lira. Bu neden? Ki ciddi bir zam mı yaptık? Hayır. Yani yaklaşık %10-15 civarında bir zam bu kadar yıl içerisinde yapılmıştır. Ama baktığımız zaman toplama oranında çok büyük artış var. Çünkü biz su okumayı özelleştirdik. Evet. Biz bunu okutuyoruz. Ve bunu da kişi başına okunduğu değere kadar da takip ediyoruz. Başarıları da çocukların çok yüksek. Ve de toplama şeyimiz arttı, gelirimiz arttı. Bu işin bir kısmı. İkinci kısmı da kaçaklarımız önlendi. O kadar çok kaçak varmış ki, yani söylemek istemiyorum, söylemeyeceğim de ama birçok iş yeri, fabrika, başka yerler, siteler vesaire birçok yerde kaçak su kullanımı varmış. Biz bunları tespit ettik, tutanakladık. Şimdi artık bunların hepsi düzene girdi ve bunlar artık su paralarını ödüyorlar tabii. Dolayısıyla gelirlerimiz artıyor. Ben şunu merak ediyorum. Mesela biz Kumbağa'da yazdığımız var. Kumbağa evet. Belediyesi'ne biz şimdi normalde site olarak aboneyiz. Evet. Evimizin içinde kullanıyoruz. Evet. Ama aynı zamanda kuyudan kullanıyoruz. Bir de kuyumuz var. Kuyu. Depoyu mesela evet. Şehir suyu vallahi kesilirse. Valla kanun gereği su. hidrofonu evet, bağlıyoruz. Ama, kuyudan tamam, çekiyoruz. Kuyudan çekiyorsunuz. Kanun gereği kuyulara artık da su. Evet. Su, yani saati konacak. Tabii ücretleri evet. Daha farklı ama gene de saat koymak şimdi gerekiyor. Mesela aklıma takıldı. Şimdi köylerimizde de muhtemelen böyle şeyler vardır. Normal şehir suyu tabii vardır. Ama bu dediğim gibi bir geçiş vardır. Döneminde bunlar olmayacak. Yani bir belli bir süre sonra uygulanmaya başlanacak. Onlara da ama bu arada tabii altyapı gidecek. Yani tabii. Ne olursa olsun. Tabii kesinlikle öyle altyapı gidecek. Tabii. Gidecek tabii. O da güzel altyapı bir şey. Gidecek. Peki başkanım hayvanlarla ilgili falan bir şeyler yapıldı mı? Hayvanlarla ilgili bildiğiniz gibi daha göreve gelir gelmez ilk yaptığımız projelerden bir tanesi çok daha modern, çağdaş bir hayvan barınağı kurmak oldu. Bu barınak temelli bir barınak değil, geçici olarak hayvanlarımız buraya, hastalıklı hayvanlarımız, aşılanacak hayvanlarımız, yaralanmış hayvanlarımız, bakıma muhtaç olan hayvanlarımız buraya geliyor, bakımları yapılıyor, aldıkları yere bırakılıyor, aşıları yapılıyor, kısırlaştırma operasyonları yapıyoruz. Bunlarla ilgilenen hakikaten veteriner müdürlüğümüz ve bize hizmet veren firmamız bunda başarılı bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Siz zaten doktorsunuz, halk sağlığını size evet, sorayım mı evet. diye düşündüm. Şimdi halk sağlığı ben... tabii öncelikle su sağlığından başladık. Evet. O içme suyuları çok kötüydü. Gerçekten o borular çok kötüydü. Asbestli su borularıydı. Bozulmuş, erimiş çelik su borularıydı. Bütün bunlar değişti. Ve değişmeye de devam edecek o değişmemiş olan yerlerde de. Bunun yanında çevre müdürlüğünü kurarak deniz, hava ve toprağın temizliğine çok önem veriyoruz. İşte vahşi çöplük alanlarını ortadan kaldırıyoruz. Bu tip çalışmalarımız hep devam ediyor. Trakya Kent nasıl gidiyor başkanım? Trakya Kent hakikaten çok güzel gitti. Niçin? Artık
uluslararası yapılan her toplantıya davet edilir hale evet. geldik. Gerçekten gurur duyuyorum. Çünkü bütün projelerde varız. Her bizim üyemiz burada bu Trakya kentinin son yaptığı çalışmalardan çok pozitif yararlanmıştır. Birçok beldemiz, ilçemiz Avrupa Birliği fonlarıyla olsun veya diğer işte kalkınma ajansı veya diğer ülke fonlarıyla evet, veya başka bir şeyde diğerlerle tabii evet evet orada evet. da yönetim kurulundayız. Şimdi bu çalışmaların neticesinde belediyelerimize, ilçe belediyelerimize de birçok proje kazandırdık. Onlar tabii projelerini Avrupa'dan beraber tabii hibe krediler de oluyor. Tabii. Şimdi onlar şöyle zaman zaman açılan fonlar var. Bu fonlar bizim proje ekibimiz tarafından takip ediliyor. Belde belediyelerimize, ilçe belediyelerimize zaman zaman bildiriyorlar. Ve onlar fark ediyorsa, onlar söylüyorsa bize söylüyorlar. Beraber ortak proje yazıyoruz. Partner buluyoruz yurt dışında. Bunun dışında eğitim çalışmaları yapıyoruz. Örneğin sınır ötesi işbirliği komisyonuyla ki Avrupa Birliği'nin çok önemli bir komisyondur. Onlarla şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Sosyal uyum çalışmalarımız, sosyal uyum komisyonu var yine Avrupa Birliği'nin. Onunla beraber yaptığımız çalışmalar var. Gerçekten üst üste çalışmalarımız devam ediyor. Ay artı bir de bizim kendi Trakya Belediyeler Birliği'ne üye belediyelerimize verdiğimiz eğitimlerimiz var ki her ay birkaç tane. Yani tabii. Yani zabıta, hayır. Bizim belediyelerimiz mesela zabıta eğitimi diyoruz diyelim ki son kanunlar, son yönetmelikler veya yapılması gerekenler ya da yazı işte. Tabii evet kurslar veriyoruz veriyoruz. Peki öğrencilere falan katkıları belediyenin bu sefer. Öğrencilere başarılı öğrencilere katkılarımız zaten işte bu ödül töreninde zaten her zaman oluyor. Bunu meclis kararıyla yapıyoruz ve meclisimizin yapmış olduğu bu karar gerçekten çok anlamlı. Yani bizim aldığımız ilk kararlardan biridir. Göreve geldiğimizde başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi kararı ve onu yapıyoruz. Artı bizim özellikle tek tek öğrenciden ziyade öğrenci grubuna, spor grubuna, okulların spor gruplarına veya direkt okullarımıza yaptığımız hizmetlerimiz ardı arkasına devam ediyor. Yani engellilere yönelik hizmetler olsun, evet. spor için yapılacak hizmetler olsun, oyun bahçeleri için olsun veya oluşturdukları okullarındaki bir proje kapsamındaki işte bilim sokağı veya tarih sokağı adı altında yapılan projelere destekler veriyoruz, beraber oluşturuyoruz. Çok keyifli çalışmalar aslında onlar ama tabii gönül istiyor ki bütün hepsine yetişelim ama tabii hem maddi yönden hem de personel yönünden hepsine yetişebilmemiz mümkün değil. Başkanım şimdi 2013 bütçesini hazırladınız. Bu yıl evet. neler var listede? 2013'ü şöyle söyleyeyim. İki ana başlıkta toplayacağız 2013'ü. Birincisi bu aldığımız krediyle evet. ki kredin yalnız kredi deyince hemen geri ödenecek falan değil. 7 yılı ödemesiz, 7 yıl hiç ödemiyorsunuz. 18 yıl ödemeli. Toplam faiz. 25 yıl. Evet yani faiz çok düşük. Çok düşük bir faizi var. Yani 25 yıl içerisinde ödenecek olan bir para. Bir bunun ihaleleri neticesinde şehrin altyapısı yapılmamış bölgelere altyapı götürme çalışmalarımız olacak. İkincisi de altyapısı bitmiş olan bölgelere üst yapı çalışmalarımız olacak. Onun ihalesi tamamlandı. Yani ikincisinin ihalesi tamamlandı. Zaten üst yapı çalışmalarımız başladı. Bazı yerlerde yapıyoruz. Bazı yerlerde de yapacağız. Yani bu şekilde iki ana bölüm ayırırız. Bunun dışında belediyecilik rutin hizmetlerimiz zaten devam edecek. Artı şu anda devam etmekte olan ama bitme aşamasına gelmiş olan SEMTV gibi bazı işte yol çalışmalarımızın planlamaları gibi, parklarımız gibi, şu anda devam etmekte olan parklarımız gibi çalışmalarımız da rutin bir şekilde devam edecek. Evet başkanım, yani bu sene böyle... Çok, bu senenin sonunda şunu söylüyorum, bu senenin sonu değil ama yaz boyunca yine çalışmalarımız devam edecek ama en azından şunu söyleyebilirim. Merkezde altyapısı bitmiş, üst yapısı bitmiş, tertemiz, pırıl pırıl bir Tekirdağ göreceğiz. Evet. Yani evet. bizim de görmek istediğimiz evet, bu zaten. Evet. En önemli ama şey şimdi için. Bakın Nurgül Hanım, inanın Muratlı Caddesi dediniz. Muratlı Caddesi'ni evet. Muratlı Caddesi'ni kazdık, alta girdik. Bütün biliyorsunuz, bütün kazdık alt. Ama 5 kat üst üste taş, asfalt vesaire yol yapılmış. Evet.
5 kat üst üste. Sayıyorsunuz yani asfalt, asfalt, taş, işte asfalt falan böyle sayabiliyorsunuz. Kazdığınız zaman görüyorsunuz. Yükselmiş de yükselmiş yani. Yani bu iş değil. Yani ben de orada bir asfalt döküp geçebilirdim. Güzel de bir asfalt yapardım yani, hiç masraf da yapmazdık ama yaptıktan bir ay sonra yine gidip kazacaksınız. Niye? Alttaki su borusu patlayacak, kanalizasyon tıkanacak, yağmur suyu gideri yok, evet. Su basacak vesaire. Bakın son yağmurlarda mesela hiçbir yerimizde olmadı bir ciddi bir sıkıntı. Yani münferit bir iki kendi yapısından kaynaklanan apartman bodrumlarını saymazsak ki, maalesef çok kötü yapılmış yerlerimiz var. Yani bunu bütün vatandaşlarımız da biliyor. Hatta oturanlar bile biliyor. Konuşuyoruz çünkü. Saymazsak hiçbir yerimiz su basmadı. Bizim meydanımızı vesairemiz su basmadı. Çalışıyor sistemimiz. Yine bir sıkıntı bizim olmayacak. Bizim belediyemizin bir asfalt şantiyesi vardı. Hiç kullanılmıyor evet, mu? Evet, kullanılıyor. Tabii kullanılıyor. Kullanılıyor ama şöyle söyleyeyim. Efektif ve rentable değil. Neden? Çünkü daha pahalıya mal ediyoruz biz orada. Anladım. Çok eski bir sistem. Bu eski sistem nedeniyle yapılan mesela asfalt birim maliyeti bizim son yaptığımız ihaledekin çok daha düşük mesela. Daha çünkü daha uygun geliyor. Tabii daha uyguna geliyor. Ama biz bunu gene de yamaklar için, tamirler için vesaire elimizin altında tutuyoruz ve kullanıyoruz. Peki başkan. Evet, böyle. Yani hiç durmadık. Estağfurullah. 2012 çok ama çok hareketli ama geçti. Ama bundan sonra rutin herhalde bunu geçtiyse ayda bir yani. Yapmamız lazım. Çünkü inanın şu anda mesela. Çünkü vatandaşlar bize soruyorlar. Doğru. Biz de cevabını verdiğimiz zaman çok doğru. Farklı şeyler çıkıyor. Ama inanın anlatamadığım belki birçok daha projemiz var. Yani şu anda aklıma geliyor ama girmek istemiyorum. Çünkü hepsi zaman alacak. Hepsi anlatılacak. Zaten bunu bir bunda bir sonrakinde daha detaylı yaparız diye düşünüyorum. Yani başka da soru varsa yine her zaman cevaplandırmaya hazırız. Ama dediğim gibi o kadar çok çalışıldı, o kadar çok yerde aynı anda çalışıldı ki. Yani su kanalı aynı anda çalışıyor. Yani insanın şöyle. Aklına geliyor laf lafı açınca. Kent konseyi çalışmalarınız var. Yahu tabii meclis evet. Çalışmalarınız var. Tabii ki bir de en önemlisi de her zaman şikayet giriyor. Ertuğrul Mahallesi altyapı, doğalgaz evet. bitiyor. Ama Ertuğrul Mahallesi'ne zaten doğalgaz malum çok sonra girdi. Anıtlar Kurumu'ndan izin istememiz gerekiyordu. Evet, izin geldi, site alanına, alanına girdiği için çok sonra girdiler zaten. Şimdi bize şunu da vurgulamak istiyorum buradan. Doğalgaz geliyor, yapıyor. Arkasından hemen vatandaşlarımız diyor ki belediye gelsin kapatsın. Doğalgaz bize resmen protokolle teslim etmeden biz kapatamıyoruz. Ancak geçici bir kapanmayı doğalgaz kendisi yapıyor. Çünkü kontrolleri var. Belli bir süreyle onlar kontrol edecekler onu. Dolayısıyla biz hemen o yaptı ertesi gün biz de yolu kapatalım diyemiyoruz. Keşke diyebilsek. Ben niye bekleteyim 25 gün ama bu protokolle olan bir şey. Aynı şey TREDAŞ için de geçerli. Buradan ifade etmek istiyorum sayın vatandaşlarıma. Çünkü bunu defalarca her yerde anlatıyorum. TREDAŞ da yaptığı çalışmadan sonra bize protokolle teslim etmesi lazım ki kapatalım. Evet. Peki doğru başka böyle. Bir şey merak ettim. Şimdi onlar gelip sokaklarımızı bozuyor. Hani evet. Kazıyorsunuz evet. Siz. Bu ondan sonra onların yaptığı alt çalışmalardan dolayı size bir bütçe tabii ödüyorlar, tabii tabii ki kesinlikle. Yani şimdi böyle konuşurken hayır biz şimdi şöyle mesela taşı bozdu. O bize şöyle yapıyor. Yani boruyu döşüyor, kendi kazıp arkasından normal kapatma yapıyor. Yani kumla kapanması gereken materyalle üzerine yapılacak olan işlemi biz yapıyoruz. O da o işlemin birim fiyatından ne kadar tutuyorsa o kadarını bize ödüyor. Biz anladım, alıyoruz onu. Anladım. Biz yapıyoruz. TREDAŞ'ta parasını alıyoruz. Şey TREDAŞ'ta doğalgaz da aynı şeyi yapıyor. Aynı tabii, şeyi tabii, yapıyor. Tabii. Peki başkanım kent konseyiyle kazanmış. Kent konseyi göreve geldiğimizde kent konseyinin adı vardı, kendi yoktu. Evet, çok doğru, net biliyorum. Söyleyeyim. Yani hiç bir toplantı bile bir tane yapmışlar usulen ama başarılı olmamış. Herhangi bir çalışma proje de yoktu, onu da söyleyeyim. Ama göreve geldiğimizde kent konseyinin başına genç bir arkadaşımızı getirdik ve sonuçta da o arkadaşımız bizi mahcup etmedi. Çok çalıştı ve kent konseyleri birliğine üyeliği, Trakya Kent Konseyleri Birliği'ni kurdu ve buranın başkanlığını da şu anda yapıyor. Ve kurmuş olduğu komisyonlar vasıtasıyla da
projeler üreterek meclisimize sunuyorlar ve bizim desteklerimizle de bu projeler gerçekleşiyor. Birçok çalışmayı da bu şekilde yapıyoruz. Ben çok önemsiyorum çünkü bu tip sivil toplum örgütü diyeyim ben buna kent konseyi için, yurt dışında çok önemli bunlar. Bunların evet. yönetimde yer sivil almaları, toplum örgütü her yer zaman yani. Hepsi, bütün kurumlarımız, odalarımız, derneklerimiz ki. Hepsi çok önemli ve yönetimde de yer almaları çok önemli. Ama projelerle gelmesi çok önemli. Bakın buradan vurguluyorum, projelerle gelmesi, önerilerle gelmesi. Bir şeyi eleştirebiliriz. O eleştiriyi yaptıktan sonra yenisini yerine koyabilmeliyiz. Yani eleştiriyoruz, peki ne yapalım? Nasıl bir projeniz var? Yani bunları gerçekleştirip tartışacağız, doğruyu bulacağız, beraberce yapacağız. Kent konseyi de tabii ki diğer sivil toplum örgütlerinden de herhalde bilgiler alıyordur. Yani size iletip beraber çalıştığınız için. Tabii kesinlikle. Tabii. Çünkü kent konseyi üyeleri arasında her meslek grubundan kişi İnsan, var, evet. odalardan kişiler var, bunların görüşleri var. Bunların hem şahsi hem kendi bağlı bulunduğu diğer oda ve meslek gruplarının görüşleri de içinde olabiliyor. Kadınlar Öyle bir çalışma Meclisi... Evet, o da çok güzel çalışmalar devam ediyor. İşte Kent Konseyi Birliği'nin içerisinde yapılan çalışmalardan mezarlığımız tabii. Mezarlığımız güzel olmuş bu arada. Ha, yeni mezarlık evet. ve eski mezarlıkta. Evet. Ben de teşekkür ediyorum. Çünkü ben eşimin mezarlığına giderken çok zahmet çekiyordum. Evet. Bu arada mezarlıklarımız maalesef düzgün yeni değildi. Yeni mezarlık daha güzel. Evet. Düzgün değildi. Çok düzgün ve biliyorsunuz artık kurmuş olduğumuz akıllı kent otomasyon sistemini bu seneden itibaren e-mezarlık sisteminde devreye alıyoruz. Başkanım benim yerim var. Ben almıştım. Yani herkes kendi tabii yakınının mezarının ne durumda olduğunu e-mezarlık bilgisi sayesinde her an görebilecek, bilgi sahibi olabilecek. Biz tertemiz bir mezarlığımız olsun istiyoruz. Burada dini inançlarımızın vecibelerinin yerine getirilebildiği, ritüellerin uygulanabildiği aslında ortamların olması gerektiğine inanıyoruz. Mesela bazı mezarların üzerinden atlayarak geçiyorsunuz. Maalesef. Yani ama onu düzenlemek için çok çalıştık. Eskisine de çok çalıştık. Evet. Yani böyle aralarında şey bırakmak çok zor olmuş. Evet. Zamanında yapılmış. Yani kaldırılması da çok zor olan. Ama çok ince yerlere bile taş yollar yaptık eski yerlerde falan. Evet. Sonra mesela mezarlığımız vardı. Mezarlığımızda bir morgumuz yoktu. Bir yıkama yani çok sıkıntılıydı. Şimdi tertemiz pırıl pırıl hizmet veren alanlar oluştu orada. Mesela gençlere yönelik de aşağıda gençlik merkezinde de çok böyle daha bakın mesela ona da girmedik. Evet, mesela biz orayı aldıktan sonra evet gençlik merkezimiz mükemmel oldu ve en keyif aldığım yerlerden biri de cumartesi pazar oraya gidip sabah çayımı orada içmek oluyor. Gerçekten çok keyifli bir mekan. Ben gitmemiş olan, görmemiş olan, oradan faydalanmamış olan kişiler, aileler varsa yüzme havuzumuz açık ama evet ama yazın çok güzel oluyor. Yazın yararlanıyorlar. Ben oradan yararlanmalarını tavsiye ediyorum. Hem konservatuvar her bölümde hizmet veriyor. Her bölümde branşta belediye sporumuzun hocaları, profesyonel kişiler onlar hizmet veriyor. Ve dediğim gibi çok güzel çalışmalara imza atıyorlar. Tekirdağ Belediye Spor artık aynı anda Bulgaristan'da, Yunanistan'da, Manisa'da, Urfa'da Tekirdağ Belediye Spor temsil edilebiliyor. İşte judoda orada, karatede burada, yüzmede şurada, voleybolda orada, basketbolda burada mücadelelere katılabilir durumdayız. Ve bütün bunlara yetişebiliyoruz. Yani gerek maddi gerek manevi yetişebiliyoruz. Ben Belediye Spor'un yöneticisi olan Ali Kılıç ve Hasan Önbey'e de buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. İlgilendikleri ve bu harcadıkları emek için. Başkanım geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha işte dediğim gibi çok şey var. Konuşacak çok şey var. Çok doluyuz aslında. Anlatalım. Böyle ara vermeden konuşmak lazım. Nurgül Hanım, bir şey daha söyleyeyim de öyle kapatalım o zaman. Bu katılım payları ile ilgili, yol katılım payları ile ilgili bir şimdi aklıma geldi. Bakın bir kez daha söylüyorum. Göreve geldiğimde Sayıştay raporuna istinaden bizden önceki dönemde alınmamış olan yol katılım paylarını almakla görevlendirildik. Sayıştay raporunda şu tarihli, şu tarihte yapılmış olan yolların katılım payına ve biz bunlara istinaden bunları gönderdik. Ve şu ana kadar da bunlar alınmak zorunda.
Yani ya isterse alabilir çünkü maalesef bazı kişiler ya isterse almaz eskiden alınmıyordu şeklinde yorum yapıyorlar. Böyle bir şeyin olmadığını Yani bugün kanunla toplantıda belirlenmiş. evet toplantıda Kanunla belirlenmiş. yaklaşık belki 500 kişi vardı bugünkü toplantıda. İçişleri Bakanlığımızın genel müdür yardımcısı açıkladı. Almak zorundasınız diye. Ancak Büyükşehir Belediyesi'nin yeni çıkan kanununda Büyükşehir Belediye Meclisi kararına istinaden alınmayabilir şeklinde bir yorum var. Dolayısıyla o yoruma bakarak isterlerse alır, istemezse almaz diyemeyiz. Almak şu anda içinde bağlı bulunduğumuz bizim kanunumuz bellidir. Bu kanuna tabi olarak hareket etmek zorundayız. Almazsak Biz suçlu biz suç duruma biz evet görevimizi girmekteyiz. yapmamış oluyoruz. Görevimiz Dolayısıyla ihmale biz girer. bunu yapmak zorundayız. Evet. Anladım Ben bir başkanım. kez daha bu Evet. fırsatı verdiğin için Bence çok de teşekkür çok, ediyorum. çünkü çok kişi sormuştu. Evet. Çok teşekkür ediyoruz başkanım size Ben geldiğiniz ve teşekkür ediyorum bu katıldığınız için. fırsatı verdiğiniz Bizleri için. Tekrar aydınlattığınız herkese iyi için. seneler diliyorum. Sağ olun başkanım. Bugünkü konuğumuz Operatör Doktor Adem Dalgıç, Tekirdağ Belediye Başkanımız konuğumuzdu. Birçok şeyi sormaya çalıştık sizlerin adına. Bir dahaki seferde görüşmek üzere diliyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.